Son valiler kararnamesiyle ilimize atanan Osman Hacı Bekteşoğlu bugün görevine başladı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ ol ablacığım, çok teşekkür ediyorum. Öğleden sonra hükümet konağı hizmet binası önünde törenle karşılanan Hacı Bekteşoğlu, yaptığı açıklamanın ardından kurum amirleriyle bir toplantıya katıldı. Öncelikle Allah bize nasip etti. Tekrar 20 sene sonra, ben 21 yıl önce Baykan Kaymakamlığına atanmıştım. 19 sene sonra tekrar Cenab-ı Hak bize Siirt'te hizmet etmeyi nasip etti. Biliyorsunuz 10 Haziran 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Siirt'e vali olarak atandım. Yine sonrasında Siirt'e belediye başkanı olarak görevlendirildim. Sayın İçişleri Bakanımızın kararıyla belediye başkanı olarak görevlendirildim. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Bizlere öncelikle güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine bizlere güvenip teklif eden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Ve onların çok özel selamlarını sizler vasıtasıyla tüm Siirt'e, Kurtalan'a, Pervaniye, Eruha, Tillo'ya, Baykan'a, Şirvan'a, tüm insanlarımıza iletmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Bizler hep beraber çalışacağız. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmesin. Siirt kadim bir şehir. Siirt evliyalar şehri. Siirt kardeşlik şehri. Siirt huzur şehri. Geçmişinden beri öyle biliniyordu ve öyledir de. Tabii yıllardır bütün bu ülkenin düşmanları, bu topraklar çok kıymetli, bir fitne soktular. Bunun ceremesini, belasını hepimiz çektik. İnşallah o günler geride kaldı. Bir tane fitne peşinde koşan, terörist kalmayana kadar evvela huzur olmazsa hiçbir şey olmaz. Huzuru sağlamak için var gücümüzle hep beraber mücadele ediyoruz. Burada tam yeri gelmişken bu ülke için, Siirtli için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için toprağa düşen, canını veren, öncelikle Siirtli şehitlerimize, Çanakkale'de meftun şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmete giden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sağ olanlara ve onların ailelerine huzurlarınızda minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Biz evlatlarımız, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği en kıymetli şey insandır, evlattır, evlatlarımızdır. Evlatlarımızı daha çıkaramayacaklar. Evlatlarımıza bakacağız, evlatlarımızı okutacağız, evlatlarımızı büyüteceğiz. Onlar bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya, bütün insanlığa hizmet edecekler. Biz teröre verecek evladımız yok. Ne yapacağız? Hep beraber çalışacağız. Burada Siirt'in imkanları çok. Şimdi gördüm, çok duygulandım. Baraj Gölü yol altında kalmış, Kurtalan yol ayrımında deplase edilmiş. Tabii çok büyük yatırımlar oldu. Hükümetimizin çok büyük yatırımları oldu. Bizden önce burada çok emekler verildi. Biz şimdi onları bıraktığı yerde, turizm alanında, hayvancılık alanında, tarım alanında ne yapabiliyorsa, sanayide ne yapabiliyorsa, tabii bizim sırtımızda bir yük daha var, belediye başkanlığı. Biz Siirt'i, Siirt'e yakışır, şanına yakışır bir şehir olması için başlanan işleri devam ettireceğiz. İnşallah hep beraber onları da hep beraber gayret edeceğiz, başaracağız. Bizim için
az önce de bahsettim, evlatlarımız çok önemli. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Biz burada yine bütün öğretmenlerimize çok selam ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Gece gündüz çalışacağız okullarımızda. Tabii biliyorsunuz şu anda bütün dünyada, Türkiye'de bir COVID-19 salgını var, pandemi var. Tabii bunun etkisi var, bilgileri aldım, arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. Hasreten bu konuda bütün sizlerin vasıtasıyla bütün vatandaşlarımızdan, bütün halkımızdan hassasiyet istirham ediyorum. Biz hem korunmak zorundayız, hem virüsle mücadele etmek zorundayız, aynı zamanda yaşamak zorundayız, üretmek zorundayız. Burada bu konuda herkes lütfen hassasiyet göstersin. Çok emek çektik, millet olarak çok isabetli kararlarla Türkiye dünyada konuşulur hale geldi. Ama bunları heder etmeyelim inşallah. Önce kendimizi, sonra evlatlarımızı, ailemizi, toplumu koruyalım, birbirini koruyalım inşallah. Biz tekrar değerli arkadaşlar, bizi zahmet ettiniz sizler, bizi karşılamaya gelen arkadaşlarımız, çok teşekkür ediyoruz. Bizim böyle yıllar önce bir okul açılışında söyledim, sihirli değnek yok. Sihirli değnek gece gündüz çalışmak, Allah rızası için çalışmak, vatan için çalışmak, millet için çalışmak. Başka bir sihirli değnek yok, biz de bunu yapacağız. Bir kişi bunu yapamaz, 10 kişi yapamaz, 100 kişi yapamaz. Bunu hep beraber yapacağız. Buradan heyecanımı bağışlayın. En başta başladığım huzurda bitirmek istiyorum. Şu anda biz burada konuşurken, evde uyurken, yemeğimizi yerken, işimizi yaparken, esnafımız çalışırken bizi koruyan, bekleyen, canını feda eden, şu anda belki operasyonda nöbetlerinde tüm askerlerimize, tüm polislerimize, tüm güvenlik korucularımıza buradan yürek dolusu selam ediyorum. Bu devletin, bu milletin ne kadar imkanı varsa hepsi onlarındır. Allah onları korusun, esirgesin. Vali Bektaşoğlu daha sonra belediyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle tekrar teveccüh ettiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler vasıtasıyla buradan bütün Siirt'e, Siirt halkına selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Siirt, Evliyalar Diyarı, kardeşliğin, barışın kadimden beri hakim olduğu topraklar, mübarek insanların, torunlarının, soyunun yaşadığı topraklar, bizlere de Allah nasip etti. Tekrar yıllar sonra Siirt'e hizmet etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etti ve bugün biliyorsunuz Siirt valisi olarak göreve başladım. Ve aynı zamanda bizlere Siirt Belediye Başkan Vekilliği görevi terdi edildi. İnşallah onu da yerine getirmeye çalışacağız var gücümüzle. Ben öncelikle bize güvenen, bu göreve bizi atayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Ve sizlerin vasıtasıyla selamlarını iletiyorum. Bütün Siirtli vatandaşlarımıza biz bu güvene layık olmaya çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bütün devlet teşkilatı ve belediye olarak burada tüm belediye teşkilatı gece gündüz yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız değerli arkadaşlar. Bunu hep beraber yapacağız. Bütün ilçeler, bütün beldeler,
bütün esnafımız, bütün işte iş dünyası, bütün ticaret erbabı, biz burada tabii gerek şehrin imarı, gerek gelişmesi, öncelikle belediye başkan vekili olarak tüm Siirt merkez ve bir il belediyesi olarak diğer belediyelerimizle yardımlaşarak dayanışma içerisinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değerli arkadaşlar, bu işlerde öyle bir sihirli el yok. Bu işlerde çalışmak var, emek vermek var. Bütün belediyemizin imkanları, bütün insan kaynağımız, bütün gücümüz, devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye çalışacağız. El birliğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ben Siirtli vatandaşlarımızdan, halkımızdan, esnafımızdan, çiftçimizden, bütün insanlarımızdan 7'den 70'e öncelikle hayır dualarını bekliyorum. Desteklerini bekliyorum. Biz onların hadimiyiz, onlara hizmet edeceğiz. Bize dua etsinler. Buradan sizin vasıtanızla hepsine, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız, bütün kadınlar, annelerimiz, bacılarımız hepsine selam ediyorum. Biz onlara her daim onlar aradığında bize ulaşacaklar. Esnafımız, bütün kesimler, biz onlara hizmet edeceğiz. Bunu iletmek isterim. Allah mahcup etmesin. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi teveccüh ettiniz, karşıladınız, takip ettiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepinize, sizlerin vasıtasıyla herkese saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz.